Şimdi başlıyoruz. Buyurun efendim. Evet, Messi forması için 300 bin lirayla açıyorum. 300 bin lira var. 350 bin lira var. 800 var, bravo. 800 lira satıyorum. 800 lira sattım. 800. 30 numara. Sayın Metin Öztürk, teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Ve sırada 3. lotumuz Cristiano Ronaldo. 2012-2013 sezonuna ait imzalı Cristiano Ronaldo forması. 500 bin liraya satıyorum. 500 bin liraya sattım. 500 bin lira. Mehmet Özbek. Mehmet Özbek adına Cristiano Ronaldo forması. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbey'e. Ve lot 4'te sıra Drogba'dan sevgilerle. Burak. Burak. Drogba yükseldi. Drogba! Ramazan Çolak adına aldık. Hemen teşekkür söylüyoruz ederiz. Sayın Başkanım. Didier Drogba formasını Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek Ramazan Çoban adına aldı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bir kez daha. (1999-2000) yılı UEFA Kupası zaferi yolunda Hacı'nın giydiği imzalı forma. 650 bin liraya sattım 650 bin lira. 18 numara. 18 numara hayırlı uğurlu olsun. Hacı forması. Mustafa Aktaş Bey'e çok teşekkürler. 800 bin liraya da satıyorum. 800 bin liraya sattım 800 bin lira. Teşekkür ederiz buna. Sağ olun. 1 milyon Sayın yapalım. İbrahim peki. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Formasını Gisiyat adına alıyor. Sağ olun. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği adına alıyor. Çok teşekkür ederiz. Ve lot 30 son forma. İyi ki varsın Muslera. Bak zil bile düştü. 1 milyon 200'e sattım. 1 milyon 200 teşekkür ederiz Acun Medya'ya. 1 milyon 200 sayın Bora Bahçetepe'ye de geldi. Buyurun. Teşekkürler. Efendim her şey için teşekkür ediyoruz. Hem bağışlayanlara hem alanlara çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi alkışlıyoruz. Çok güzel bir gece oldu. Galatasaray'ın hassasiyeti böyle durumlardaki davranış biçimi herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan toplanan para tamamen depremzedelere destek amaçlı kalıcı konutlar için harcayacağımız paranın başlangıç noktasıydı. Böyle bir müsaadeyle bu kampanyayı açmak çok iyi oldu. Devam edeceğiz. İnşallah kısa sürede 250 konut ve 10 okul için yapacağımız hedefe kısa sürede ulaşacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza, Galatasaray'ı bu konuda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Konteyner kent olarak 500 konteyner yapıyoruz. Yani şey aşamasında işinin tefrişi ve son rötuşlar yapılıyor. Sevkiyata yakında başlayacağız bölgeye. Asıl bölgeden insan göçünü engellemek lazım. Çünkü iş gücü kayboluyor, ekonomi büyük darbe alıyor. O itibarla Erden kardeşimle beraber bölgedeydik zaten. Orada bize tavsiye edilen kalıcı konut yapılması. Çünkü kalıcı konutta insanlar ailecek, çoluğuyla çocuğuyla barınması mümkün ve iş gücünün oradan kaymaması lazım. Bir kere bunu yardım diye değerlendirmemek lazım. Topluma karşı görevimizi yerine getiriyoruz. Galatasaray her alanda, her konuda önce olduğu gibi bu konuda da önce olmuş. Dursun Başkanımızın liderliğinde birlikte 1905 diyerek bir sonraki merhaleye geçtik. Çünkü önce biliyorsunuz gıda yardımlarıyla başlamıştık. 100. tırımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bölgeye ulaştırdık. Arkasından konteyner konusunda
taraftarımızdan inanılmaz bir destek aldık. Üyelerimizden, 1905 Gisiyat'tan müthiş destekler aldık. 500 konteyner Galatasaray, 500 konteyner Nef Vakfı bir arada. Bunların yerleri tesis edildi. Bir kısmı monte edilmeye başladı. Diğerleri de en kısa zamanda monte edilecek. Başkanımızın da dediği gibi şimdi bir sonraki merhaleye geçtik. Artık kalıcı konutlar ve okul. Çünkü o bölge insanı orada yaşayacak ki o fabrikalar üretim yapmaya devam etsinler. Bugün fabrikaların bazı bölgelerdekileri faaliyete geçti ama pek çoğu hasar görmediği halde personel bulamadığı için çalışamıyor. Bugün bunun ilk adımı. Artan müzayedeye de çok teşekkür ederiz. İnanılmaz bir şey yaptı. İnanılmaz bir bağış, 17 milyon lira. Hedefimiz tabii bunu daha devam edecek. 250-300 milyon liraya taşıyarak 250 kalıcı konutu yapmak, 8-10 derslikli 10 tane okulu yapmak. Büyük bir üzüntü yaşadık. Artık Galatasaray'ın sadece sportif kasları değil, zaten var olan sosyal kasları maalesef bu üzücü olayla daha da gelişti. Artık daha organize olacağız. Evet, belki en öndeydik, belki çok hızlıydık ama yeterli değil. Bir can bir candır. Dokunabildiğiniz bir kişi bir kişidir. İnşallah bundan sonra daha organize vaziyette Türkiye'nin her coğrafyasında sporcu kaslarımız dışında görevimiz olan sosyal kaslarımızla da tüm Türkiye'nin yanında olacağız. Vallahi çok güzel bir organizasyonu. Bir kere organizasyonu yapan bir organizasyon ekibi var. İşte ilk günden itibaren başkanımızın talimatıyla herkes seferber oldu. Eray Bey var, Eray Yazgan, Can Natan, işte Murat Bey, Murat Bereket, Ozan Bey, Evrim Hanım, birçok kişi çalıştı müzayede için. Çok çok da fevkalade başarılı oldu. Gerçekten tüm emek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Hem konteyner kent yapıyoruz. İşte toplam 1000 adet, 500 tane kulübümüz bağışlıyor. Bunun dışında da 250 konut yapacağız, kalıcı konut. Ki işte yaklaşık 400 milyon lira gibi bir bedeli olacak bu kalıcı konutların. Bunun planlaması da yapılıyor. Tüm aslında kentlerin, orada zarar gören kentlerin projelendirilmesi, master planı yapılıyor. Biz Nef Vakfı olarak oranın içindeyiz. O yüzden yapılacak yeri de hem kendimiz projelendirmiş olacağız bu vesileyle. Bağış yapılacak yeri. Gerçekten başkanımın dediği gibi göçü veya geriye göçü tekrar buraya getirmek için hazır böyle bir her yok oluş yeniden bir var oluş. Maalesef keşke böyle olmasaydı ama bu var oluşu bari o insanların saygısına, anısına çok daha nitelikli kentler üreterek, yani epidemik karakterinden tutun da sürdürülebilirlik kriterlerine kadar birçok bağlamda projeler üretiliyor. Master planlar ve ondan sonra konut projelerine dönüşecek. Ve Türkiye'den çok ünlü mimarlarımız çalışıyor. Uluslararası mimarlar, yakında isimleri açıklanacak. Gerçekten böyle topyekun bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın içerisinde Galatasaray olarak da biz de varız ve herhalde 5-6 ay sonra da bizim Galatasaray olarak başlatacağımız konut projesi de bu şekilde başlamış olacak. Onun dışında bir de başkanımız yine söyledi. 10 tane de okul yaptırmak için, inşallah 10 okulu da yine deprem bölgesindeki illerde yakın zamanda, birkaç ay içerisinde yapmaya başlayacağız. Başkanımızın önderliğinde Galatasaray Kulübü'nün bu zamana kadar yürüttüğü çok önemli bir kampanya var. Birçok şey yapıldı. İnşallah ileriye dönük de çok uzun vadede buna kulüp olarak devam edeceğiz. Ben başkanıma ve bütün Galatasaraylılara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onun yanında Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, bu akşam için birçok şey yapıldı. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Evet, benim de formam vardı. Değerli bir formaydı benim için. Onu vermiştim. O da gerçekten güzel bir fiyata gitti. O da benim için ayrıca bir mutluluk tabii. Hocam, Galatasaray adına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli formalardı. Geçmişten bugüne kadar taşımışsın, getirmişsin. Evet.
bu mücadeleye yani senin formalarında büyük katkı verdi. Başkanım internette de devam ediyor. Öyle mi? Satışlar artık yani herkesi internetteki satışlara da destek olmayı bekliyorum. Yani benim orada da formalarım var. Birçok ürün var. İnternetteki satışa da açık arttırmaya da herkesi bekliyoruz. Biz tabii takım olarak hazırız ve bu maçı bekliyoruz. Seyircimiz bu maçı bekliyor. Bu zamana kadar çok uzun bir ara oldu bizim için. Futbolu özledik, kazanmayı özledik. İnşallah kazanmaya devam edeceğiz.